Evet, herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün yine sizlere alanında uzman bir konuk getirdim. Ertesi gün haplarını ve bu konu hakkında doğru bilinen yanlışları Doktor Zeynep Nur Karagöz Kalkan Hanım'la konuşacağız. Eşim bugün bizlerle. Kendisi profesyonel anlamda da kadın ve erkek cinsel sağlığıyla ilgili tedavi molekülleriyle ilgilendiği için bu konuda çok yetkin. Ben de sizlerin de kafanıza takılabileceğini düşündüğüm soruları bugün kendisine yöneltiyorum. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Tekrar kanalında olduğum için çok mutluyum. Darısı sizin kanalınıza diyelim. Şimdi öncelikle ertesi gün hapları nedir? Bize bunu herkesin anlayacağı şekilde anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi ertesi gün hapı korunmasız bir cinsel ilişki ya da kullanılan doğum kontrol yönteminin başarısızlığı sonrasında alınan ilacın ismi aslında. Ertesi gün hapı deyince sadece korunmasız cinsel ilişki sonrası alınan kısım düşünülüyor. Ama mevcut yöntem başarısızlığı da çok önemli bir kısım. Hatta kullanımın çoğunluğunda orası oluşturuyor. Nedir bunlar? Kullanılan prezervatifin yırtılması ya da içeri kaçması, rahim içi aracın düşmesi ya da yer değiştirmesi ya da doğum kontrol hapının alınmasının unutulması gibi durumlarda da yine ertesi gün hapı kullanmak gerekiyor. Yani temelde bir istenmeyen gebelik riski oluşan durumda kullanılan hap. Bu istenmeyen gebelik olasılığını yüksek oranda kaldıran hap diyebiliriz. Peki bunu nasıl yapıyor? Gebeliğe giden yolda 3 tane basamak var. Biz bu 3 basamaktan bir tanesini eğer engellersek gebeliği engelleyebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi yumurtlamanın engellenmesi, sonrası döllenme, döllenmenin engellenmesi ve sonrasında da döllenmiş yumurtanın rahme tutunmasının engellenmesi olabilir. Burada ilk aşama yumurtlama aşaması. Doğum kontrol hapları da hormonlar çoğunlukla yine aynı şekilde ertesi gün hapları da yumurtlamayı engelleyerek etki gösteriyorlar. Hatta burada aslında ertesi gün hapları deyince engelleme kelimesini kaldırıp ben erteleme diyorum. Ertesi gün hapının yaptığı şey LH hormonunun, luteinizan hormonunun seviyesinin yükselmesini erteleyerek yumurtlamanın da ertelenmesinin sağlanması. Yumurtlama sağlanmadığı için yumurtalıkta yumurta bekliyor ve böylece yumurtalıktan tüplere geçiş sağlanmadığından hali hazırda bir ilişki sonrası vücutta sperm olsa da yumurta ile spermin karşılaşması ve döllenmesi engellenmiş oluyor. Yani biz aslında yumurtanın randevuya geç gitmesini sağlamış oluyoruz. O dışarı çıktığında sperm orada olmadığı için döllenme olmuyor. O zaman bu ilaçlar oral kontraseptif dediğimiz OKS'lerden farklı, değil mi? Evet, oral kontraseptiflerde sentetik ya da doğal hormon oluyor. Östrojen ya da progesteron hormonu oluyor. Ama burada aslında ertesi gün haplarında bir hormon yok. En çok da yaygın olarak yanlış bilinen kısım burası. Ertesi gün hapları yüksek miktarda hormon içerdiğinden gibi cümleler kullanılıyor genellikle. Ama hormon içermiyor. Yaptığı şey reseptör modülasyonu sağlıyor. Progesteronun yükselmesini, ona bağlı olarak da LH hormonunun yükselmesini engelliyor. Böylece yumurtlama ertelenmiş oluyor. Tekrar normal bu etkinlik geçtikten sonra yumurtlama normal şekilde devam ediyor. Yani 5 gün sonra yumurtlama oluyor mu? Aynen öyle. İki tane molekül var temelde. Levonorgestrel ve uluperisal asetat. Levonorgestrel yumurtlamayı 72 saat, 3 gün erteliyor. Uluperisal asetat da 5 gün erteleme sağlıyor. Yani o süreler geçtikten sonra tekrar yumurtlama olduğunda kişi eğer sonraki o ilişkide hamile kalmak istiyorsa normal yumurtlaması gerçekleştikten sonra o şansı var. Bunların ismi ertesi gün hapı. Peki gerçekten sadece ertesi gün mü etkili yoksa biraz önce söylediğin gibi daha uzun süre etkisi olduğuna göre daha uzun sürede etkili mi? Evet, bu da diğer bir yanlış anlaşılan konu oluyor genellikle. Şimdi bir tanesi yumurtlamayı 3 gün, diğeri 5 gün erteliyor deyince sanki o hapları aldıktan sonra 3 ve 5 gün hani kafa rahat mı gibi bir soru geliyor. Özellikle balayına gidecek olan çiftlerde balayına gitmeden alırsak 5 gün boyunca korunması işi gerçekleştirebilir miyiz gibi sorular geliyor. Ama mekanizma aslında şu. Spermin rahim içerisinde canlı kaldığı süre 5 gün. Öncelikle bunu akılda tutmak gerekiyor. Çünkü bir ilişki yaşandıktan sonra sperm 5 gün canlı kaldığında biz burada yumurtlamayı da 5 gün eğer ertelersek yumurta ile spermin karşılaşmasını olabildiğince fazla süre engellemiş oluyoruz. Yani bu birlikte geçirebilecekleri süreyi birbirinden ayırmış oluyoruz. Ertesi gün haplarının ideal kullanımında mümkün olan en kısa sürede alınması öneriliyor. Ama yine de 5 güne kadar da kullanımı mümkün. O yüzden hani eğer 24 saati aştıysa, 48 saati aştıysa süremiz geçti diye düşünmeyin. 5 güne kadar kullanımı mümkün. Evet, aslında toplumda da bu ertesi gün hapı olarak bilindiği için belki işte ertesi gün alamadık deyip gebelik gerçekleşebiliyor. Sonrasında istenmeyen gebelik sonlandırmalar olabiliyor. Bu anlamda da aslında bu önemli bir bilgi. Peki ilk gün almayla
3. gün alma arasında veya 5. gün alma arasında bir fark var mı? Hapın alındığı gün kadının fizyolojisi açısından bir farklı anlam kazanıyor. Yani aslında burada ilacı farklı günlerde aldığınızda ilacın etkinliği değişti, emilimi azaldı gibi bir durumdan ziyade şimdi kadının hangi gün ovüle olacağı, hangi gün yumurtlayacağı belli değil. Çünkü en ufak bir stres, heyecan bugünü değiştirebiliyor. Ve ürünün etki mekanizması hap alındıktan sonra yumurtlamayı ertelemek üzerine olduğundan siz hapı alana kadar eğer yumurtlamış durumdaysanız hapın sizde olacak etkinliği tabii ki kalmamış olacak. Yani siz aslında o ilişkiyi yaşadığınız durumda, yaşarken yumurtlamış durumdaysanız gebelik riskiniz var. Ya da ilişkiden sonraki süreçte siz hapı alana kadar 3 gün geçti, o 3 günlük aralıkta yumurtlarsanız yine gebe olma riskiniz var. 5 gün beklediyseniz o 5 günlük aralıkta yumurtlamış olma ihtimaliniz var. O yüzden süre ne kadar artarsa sizin yumurtlama ihtimaliniz arttığından ilacın size olabilecek bir etkinliği ortadan kalkabiliyor. Yani sonuçta mekanizma yumurtlamayı ertelemek olduğundan siz zaten mevcutta yumurtlamış durumdaysanız buna yapabileceğimiz bir şey kalmamış oluyor. O yüzden mümkün olan en kısa sürede alınması daha iyi. O zaman ertesi gün hapları %100 koruyucudur diyemiyoruz. Yani ilişkiden hemen önce yumurtlamış olabilir. İlişkiden sonra ertesi gün hapını alana kadar yumurtlama olabilir. Bunlara garanti veremiyoruz anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Şimdi burada aslında doğum kontrol hapları, enjeksiyonlar, rahim içi araç bunların hepsi yani bir koruma yöntemi olarak ilişkilerden önce yapılması, tamamlanması gereken yöntemler. O yüzden ilişkiden önce bir şey yapmak tabii ki gebelikten koruma olasılığını arttırıyor. Bunlar rutin yöntemler diye geçiyor. Ama bunlarda herhangi bir mevcutta bir sorun olabilir tabii ki. Olursa o ilişki yaşandıktan sonra alınacak bir önlem olarak ertesi gün hapı tabii ki çok kıymetli. Ama bir ilişki yaşandıktan sonra artık hani siz de zaten yumurtlamış durumda olabilirsiniz ihtimali ortada olduğundan dolayı hiçbir zaman %100 denemez. Ama yine de eğer yumurtlamış durumda değilse kişi %99 oranında bir koruyuculuğu var. Peki ertesi gün haplarının bir kullanım limiti var mı? Yani ayda en fazla ne kadar kullanılabilir? Yılda en fazla ne kadar kullanılabilir? Bu çok önemli bir konu. Çünkü gerçekten internette bence ertesi gün haplarıyla ilgili en fazla yanlış bilginin olduğu alan burası. Şimdi konuşmanın tamamında ertesi gün hapın neden kullanıldığını konuştuk. Burada bir koruması cinsel ilişki ya da kullanılan yöntemin başarısızlığından kaynaklı kullanılması, bu önlemin alınması gerektiğinden konuştuk. Tam da bu nedenle ben ertesi gün hapı kullanımına bir limit koyamıyorum maalesef. Zaten aslında ertesi gün hapları hakkındaki tüm guideline'lar da bu şekilde bir limit koymuyor. Niye limit koymuyorum diyorum? Çünkü bu bir acil durum hapı. Acil durumun ne kadar olacağını, yani bir senede kadının başına kaç kere geleceğini ya da aynı ayda gelip gelmeyeceğini bilemeyiz. Yani biri o ay içerisinde bir tane korunması cinsel ilişki yaşamış olabilir ve sonraki hafta aslında korunmuştur, prezervatifle korunmuştur ve o prezervatif yırtılmış olabilir. Yani bunlar olası senaryolar ve bu olası senaryolarda kadın hala o gebelik, o ilişki sonrasında yaşanan o durum, kendisi için istenmeyen bir durumsa, bir gebeliği istemiyorsa buna bir önlem alınması şart. O yüzden acil duruma bir sınır koymak çok mümkün değil. Bunu söylediğim haliyle, bunu kenarda tutuyorum. Şunu tekrar hatırlatıyorum. Cinsel ilişkilerden önce alınabilecek yöntemler var. Kullanılacak önlemler var. Haplar var, enjeksiyonlar var, rahim içi araç var, prezervatif var. Bunlar rutin yöntem diye geçen tabii ki önemli konular. Ama bunlarda bir sorun olursa ilişki sonrasındaki çözüm olarak yine ertesi gün hapı tabii ki orada bizi karşılıyor. O yüzden acil bir durum yaşandığında ertesi gün hapının kullanılması gerekiyor. Çünkü yani çok tahminen kadın bir hafta önce eğer o gebeliği istemiyorsa bir hafta sonra da istemesi çok mümkün değil. Yani o kısa sürede belki o fikrin değişmiş olma ihtimali çok düşük. O yüzden bir limit koymak çok mantıklı değil. Belki bir kadının senede 5 kere kullanması gerekecek ama ondan sonraki 10 senelik sürecinde bir daha hiç kullanması gerekmeyecek. Şimdi bu kadına senede 2 diye sınırlamanızın çok bir manası yok. Benim için önemli olan, yani bu ertesi gün hapları konseptinde aslında önemli olan şey, kadının istenmeyen gebelik ihtimali olduğu durumda bu istenmeyen gebelik ihtimalini olabildiğince azaltmak için yanında olması bu ilacın. Yine ertesi gün hapları hakkındaki bizim için en yol gösterici olan konsorsiyumda da yazan şey şudur. Ertesi gün hapları acil durumda kullanılmalı ve eğer gerekirse aynı ay içerisinde tekrar kullanılmasının bir sakıncası yoktur. Bu cümle bence çok önemli. Kadınlar ertesi gün haplarına istedikleri sıklıkta ulaşabilmelidirler. Bu bir sağlık hakkı. Bu koruma yöntemine eğer ihtiyacı varsa o kadının
ulaşması gerekiyor. Tabii ki bunu çok sık kullandığı durumda altta bir sorun var mı diye araştırmak gerekiyor. Yani şu manada araştırmak gerekiyor. Kullandığı yöntemle ilgili bir sorun var mı? Yani prezervatif kullanıyorsa neden bununla ilgili bu sorun tekrarlanıyor? Hap kullanıyorsa acaba almayı mı unutuyor? Rahim içi araçla ilgili bir sorun mu oldu? Kadın doğuma gidip muayene mi olması gerekiyor? Gibi yönlendirmek gerekiyor. Kendisi için daha uygun bir yöntem olabilir diye alternatifler arasından seçim yaptırmak gerekiyor. Rutin yönteme geçmesi için destek olmak kesinlikle gerekiyor. Ama acil bir durum olduğunda, orada akut sorunda öncelikle ertesi gün hapı sağlayarak o desteği vermek gerekiyor. Sonrasında tabii ki doğru yönlendirmeyi, kadın doğuma gitmesini sağlamak da gerekiyor. Yani medikal olarak kullanımında bir sıkıntı yok. Yani yılda iki kere kullandıysa, üçüncüye ihtiyacı varsa gebe kalacak hali yok. Eğer istemiyorsa üçüncüyü de alabilir, dördüncüyü de alabilir yıl içerisinde. Bu anlamda medikal olarak bir sıkıntı yok. Tekrar şunu söyleyelim bence. Önemli olan şey endikasyonun da olması. Yani eğer bir istenmeyen gebelik oluşturabilecek riskli senaryo oluşmuşsa ertesi gün hapının kullanılması gerekiyor. Ama eğer çok sık kullanılıyorsa tabii ki kadın doğuma yönlendirmek gerekiyor. Burayı tekrar hani söylemek istiyorum. Yine de çalışma kısmından da şöyle bahsetmiş olalım. Yapılmış bir klinik çalışmada her 5 günde bir olacak şekilde 8 haftalık süre boyunca toplamda 12 hap arka arkaya kullanılmış ve bu kullanım sonucunda hormon seviyelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı gibi transvajinal ultrasonla yapılan kontrollerde de dokularda herhangi bir değişiklik olmadığı saptanmış. Tabii ki kimseye böyle bir kullanım önermiyoruz. Rutin yöntem olmadığını tekrar altını çiziyorum ama ihtiyaç olduğunda, o acil durum oluştuğunda, endikasyon doğduğunda kullanılması kullanılmamasından daha iyi. Peki kullanımla ilgili dikkat etmemiz gereken bir husus var mı? En son bununla toparlayalım. Evet, önemli bir tane konu var. Ertesi gün hapını aldıktan sonraki 3 saat içerisinde eğer kişi kusarsa tekrar bir hap alması gerekiyor. Çünkü o almış olduğu haptan aslında yararlanmış olmuyor. Bu özellikle gece önemli çünkü gece hani aç karnı alındığında mide bulantısı yapma ihtimali biraz daha yüksek olduğundan dolayı buna dikkat etmek önemli. 3 saat içerisinde kusulursa tekrar alınması gerekiyor. Evet, ertesi gün hapları ile ilgili doğru bilinen birçok yanlışa değindiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Ben teşekkür ederim. Zeynep Hanım'a başka sorunuz varsa Instagram @zeynepkaragöz sayfasından da ulaşabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.